Herkese merhabalar. Bu videoda size RGS Organ Nakli Vakfı bursundan bahsedeceğim. Vakfın 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı burs başvuruları başladı. Burs almaya hak kazanan bursiyerlerin listesi 6 Ekim 2023 tarihinde vakfın web sitesi üzerinden ilan edilecek. Vakıf tüzüğü gereği sadece sağlık alanında eğitim gören öğrencilere burs verilecek. Yani tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri gibi. Başvuru yapan öğrencilerde öncelik Kayseri nüfusuna kayıtlı olanlarda. Ebeveynin birisinin Kayseri nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Kontenjanlar dolmadığı takdirde doğum yerine bakılmaksızın kriterlere uygunluk derecelerine göre başvurular değerlendirmeye alınıyor. Başvuru yapan ara sınıf öğrencilerinin seçmeli ve zorunlu derslerden yüz üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 65 ve üzeri, 4 üzerinden yapılan değerlendirmelerde ağırlık not ortalamalarının en az 2,5 üzeri olması gerekiyor. Seçmeli derslerden başarısız ve devamsız öğrencilere burs verilmiyor. İstenilen belgelerin asılları ıslak imzalı ve ilgili makam tarafından mühürlü ya da e-devlet üzerinden alınan evrakların verilecek makam kısmına RGS Organ Nakli Vakfı ibaresi yazılarak barkodlu evrak düzenlenerek hazırlanması bütün evrakların taranarak vakfın internet sitesindeki müracaat formu üzerinden yüklenmesi ve evrakların asıllarının 1 Ekim 2023 tarihine kadar vakıf merkezinin biraz sonra size söyleyeceğim adresine elden ya da kargo ile belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi ve gönderici tarafından ücreti ödenmiş olarak gönderilmiş olması gerekiyor. Evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin bursları iptal ediliyor. İstenen evraklar şöyle, önceki bursiyerlerden yani bursu devam eden bursiyerlerden istenen belgeler, başvuru dilekçesi, öğrenci belgesi ve transkript, yeni bursiyerlerden istenen belgelerse başvuru belgesi, öğrenci belgesi, ara sınıf öğrencileri için not ortalamasını gösterir, not döküm belgesi yani transkript, nüfus müdürlüğünden alınmış anne, baba ve kardeşleri gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği, Nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğraf ailenin mali durumunu gösterir, yani anne babanın mali durumunu gösterir. Islak imzalı kurum tarafından tasdikli maaş borcusu, serbest çalışanların gelir vergisi beyannamesi, emekliler için aylık maaşını gösterir. Sgk'dan alınmış belge, gelir olmayanlar için Sgk'dan alınacak anne veya baba adına Sgk kaydı olmadığına dair belge. Başvuru dilekçesi, öğrenci belgesi ve transkript tek tek, diğer evrakların tamamı sıkıştırılmış dosya olarak formdaki ilgili alanlara yüklenmesi gerekiyor. Vakfın adresini şimdi size söyleyeceğim. Kılıç Aslan Mahallesi, Sivas Caddesi, Damla Apartmanı 56/5, Melik Gazi, Kayseri.